Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülküf ile sah peygamberler dahil 9 peygamberin metfun olduğuna inanılan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi. İnanç turizminin ilgi odağı oldu sevgili seyirciler. Kral Kızı Baraj Gölü, Sur sarnıçları ve tarihi yapısıyla da ülkenin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlayan ilçede koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ziyaretler yeniden başladı. Antik çağlardan bu yana tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapan bir ilçe. Son yıllarda gerçekleştirilen projelerle adeta çehresi değişen Diyarbakır'ın Eyl ilçesindeki Hazreti Zülkif ile Hazreti Elisa peygamberlerin kabirlerinin de olduğu tarihi mekanlar ziyaretçiler için çekim alanı oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Zülkif peygamber Elisa aleyhisselam iki tane Allah'ın peygamberi burada. Zaten gelenlerin yüzde doksanı onları ziyarete geliyorlar. Hemen tepede, kalenin arkasında hemen tepede. Tarihi Asur Kalesi, gizli geçitler ve kral mezarlığının olduğu ilçe inanç turizmi kapsamında peygamber kabirleri nedeniyle önemli bir nokta haline geldi. Türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar, kontrollü sosyal hayata geçiş süreciyle birlikte sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak tarihi atmosferi teneffüs ediyor. Çıksınlar buraya gelsinler. Burada inanç turizmi kapsamında mütalaa edilebilecek bu lokasyonları ziyaret ettikten sonra muazzam bir tabiat zenginliğinin olduğu bir yeri de görmüş olacaklar. Çünkü az ileride 3000 senelik bir Asur kalemiz var. Kalenin alt tarafında muazzam bir baraj gölü ve seyrine doyum olmayan manzaralar var. İlçede isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçen iki peygamber yan yana metfun bulunuyor. Burada yatan Hazreti Zülküfil ve Hazreti Elyesa aleyhisselamların mübarek kabirleri 1995 yılında biraz ileride bulunan bir noktada şu anda baraj gölü altında kalmış bir noktada idi. Orada baraj gölünün olacağı durumu gündeme gelince dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu 6 kişilik yeminli bir heyet marifetiyle 3000 bin yıllık iki peygamber kabiri açıldı. Vatandaşlar tekne turuyla da adeta tarihe yolculuk yapıyor. Dışarıdan gelen misafirler, ilden gelen misafirler, çevre illerinden gelen misafirler... ...bu da tekne turu yapıyoruz. Şurada gördüğünüz Asur Kalesi'ni gezdirip...